Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD, YPG, PKK ve IŞİD'li teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 5. gününü geride bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'ye yoğun olarak geçiş yaptığı Hatay'ın Hassa ve Kırıkan ilçelerindeki bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi nedeniyle gazeteciler ve vatandaşların sınıra ulaşması yasaklandı. Hatay'ın Kumlu ilçesinde ise tank ve zırhlı araçlar dikkat çekti. Harekata lojistik destek sağlanan Hatay ve Kilis bölgesinde operasyonun ilk günlerinde yaşanan hareketlilik yerini top ve uçak sesine bıraktı. Takviye birlikler de sınır hattında hareket emri bekliyor. Hatay'ın Asa ve Kırıkan ilçelerinin yanı sıra aynı hat üzerindeki Kumlu ilçesinin sınır bölgesinde de askeri hareketlilik gözlendi. 260 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Türk savaş uçakları Kilis'in İkidam köyünün karşısındaki Darmık Dağı ve çevresindeki terör mevzilerini bombaladı. Bu mevzilerden birinin ise terör örgütünün cephaneliği olduğu bildirildi. Mevzilere aynı zamanda karadan da eş zamanlı top atışıyla destek verildi. Bu sırada sızma girişiminde bulunan 8 terörist de öldürüldü. Sınırda bu gelişmeler yaşanırken Hatay Valiliği yoğunluğun yaşandığı Hassa ve Kırıkan ilçesinde bazı bölgeleri 15 gün boyunca geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Bu gelişme üzerine sabah 8'den itibaren sınır bölgesine gazetecilerin, vatandaşların girişine izin verilmedi. Sınır bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşların da uygulama noktalarından kimlik kontrolü yapılarak geçişlerine izin verildi. Geçici özel güvenlik bölgesi yasağı 7 Şubat'a kadar devam edecek. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Suriye sınırında konuşluk komandolarda and içtikten sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla Afrin bölgesine hareket etti. Harekat kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde and içerek harekat bölgesine gitti. Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden komandolar zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti. Öte yandan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tanklarında sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kilis, Antakya, Dört Yol ve Arsuz Orman İşletme Müdürlüklerinden çok sayıda araç ve personel sınırın sıfır noktasındaki askeri birliklere lojistik destek sağlıyor. Özellikle Hatay'ın Hasa ve Kırıkan ilçesinde sınırın sıfır noktalarına kurulan çadır kentlerin kurulumu ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için AFAD ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüten Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları operasyonun başarıya ulaşması için ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Diğer yandan Kırıkan ilçesi Kaletepe mahallesindeki çadır kente düzenlenen ve TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan su tesisatçısı Volkan İbrahim Kekeç'in tedavisine evinde devam ediliyor. Kekeç'i evinde ziyaret eden Kırıkan Kaymakamı Mustafa Erkayran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve beraberindeki siyasi parti temsilcileri yaralının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.